Şehidi anlatmak kolay değil. Allah yolunda canını vermiş birinden bahsediyoruz. Şehit Ahmet 1900 tahriben 88-89 yıllarında Bağlar'da kalıyordu. O zaman İslami gençliğin daha olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. İşte 80'li 80 ihtilalından sonra yeni yeni bazı insanlar İslami endişe duyarak ortaya çıkmış, sağdaki soldaki gençlerle alaka ettikleri bir dönemde biz de o zamanın gençlerindeydik. İşte 17-18 yaşlarında gençlerden. Ahmet de normal o zamanın aslında dindar sayılan bir ailenin çocuğuydu. Babası dindar, sofi bir insandı. Ama buna rağmen gençler kendilerini o zamana sunulan cahili bir hayat içerisine kendilerini koyuyorlardı. Dediğim gibi okuma yazması yok, okul okumamıştı yani. Ama buna rağmen hızlı bir şekilde okuyor ve çok hızlı bir şekilde kendini geliştiren birisi var. Yani biz ondan önce bu yapının içerisinde olmamıza rağmen hızlı bir şekilde gelip bizleri geçen, okumayı çok seven, İslami ilimlerle ilişki kurup onları öğrenip gençlere aktarma konusunda çok fazla istekli bir yapısı vardı, atılgan bir yapısı vardı. Ahmet'in iki özelliği zaten, birisi bu çok çalışkan ve ilme olan merakı, bir diğeri de cesur oluşu, çok cesur bir yapısı vardı. İşte o sıralarda hızlı bir dönem bir noktada, yani insanların hızlı bir şekilde bir arayış içerisinde olduğu, gençlerin de hızlı bir arayış içerisinde olduğu bir dönemde Ahmet kısa bir süre içerisinde bir camiye başlayıp orada çocuklara, gençlere Kur'an dersi verip neredeyse diyebilirim ki Bağlar'ın bütün köşelerine bu şiarı, bu davanın davayı oralara kadar taşıdı. Ve kendi yetiştirdiği öğrencileri başka camilere göndermek suretiyle o camileri de dolduran bir kişiliğe sahip Şehit Ahmet. Tabii biz ona o zaman da Şehit Ahmet diyorduk. Yani adı Ahmet'ti, Ahmet Arık, ama Ahmetler çoktu. Diyarbakır'da Ahmetler çok olduğu için o zaman işte Ahmet derken hangi Ahmet, hangi Ahmet diye bir soruyla karşılaşmamak için o zaman onun da hocası, bizlerin de hocası, camilerin piri dediğimiz Muhammed Sudan abi ona Şehit Ahmet lakabını taktı ve Şehit Ahmet olarak artık aramıza girdi ve artık Şehit Ahmet bilinen bir kişi ve bilinen bir marka haline aldı. Ta şehit oluncaya kadar ona Şehit Ahmet diyorduk ve şehadet ona yakışıyordu. Şehit Ahmet bir karakter yapısı olarak diyeyim, tebliğ ve ilme olan düşkünlüğü. Mesela bazen biz bazı evlerde kalıyorduk. İşte epey geç saatlere kadar muhabbet falan biz yatıyorduk. Onu da yattığını sanıyorduk ama sabah namazına bizi kaldırdığında bakıyorduk ki önüne bir sürü kitap doldurmuş. O kitapları bir konuyu araştırmış. Bir konu için belki bir rafın bütün kitaplarını indirmiş. Ya mesela niye yatmadın? Kitaplara ilme olan düşkünlüğüm. İnsanlarla yani İslam dışı insanlarla sol vesaire benzeri yapılarla tartıştığında kimse onu yenemiyordu. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde kendini geliştirmişti. Çok cesurdu dediğim gibi. Cesaret aşılıyordu insana. O zaman 90'lı yıllarda İslam'a düşman yapıların çok oldu burada. Grupların, efendim sol grupların, milliyetçi grupların, devletin içerisine girmiş işte karanlık yapıların hepsini İslam'a düşmanlıkta birleştikleri bir dönemde öyle bir dönem içerisinde Ahmet ve bu arkadaşları bizler yani o süreç içerisinde öyle bir mücadele öyle bir şey yapılıyordu ki Ahmet bunlarda etrafındaki insanlara cesaret aşılıyordu. Yani onlarla mücadele konusunda cesaret aşılayan bir yapısı vardı. Çok cesurdu.
Hepimiz onun yanındayken kendimizi güven içerisinde hissediyorduk. O cesaretinden dolayı. Bir diğer özelliği de Ahmet'in ibadete düşkün, ibadette de namaza düşkünlüğü. Zaten yani İmam Zeynel Abidin gibi seccat ehliydi. Yani secde ehliydi. Bazen secdede bir yarım saat kaldığı oluyordu. Yani o şekilde bir namaz kılıyordu. Bazen beraber bir yere gittiğimizde mesela biz camiye vakit namazı girerdi, hemen camiye gidelim derdi. Camiye giderdik. Biz vakti namazı kılar, sünnetimizi kılar çıkardık. Tesbihat, şu bu ya da gayri müekkede sünnetleri kılmadan çıkardık. İşimiz var çünkü. Onu beklerdi kapının. Ya Ahmet ne oldu diye kızardık. O gülümserdi. O tesbihatını yapar, gayri müekkede yıkılar, namazlarını hepsini yıkılar, öyle çıkardı. Hiçbir zaman onları kestiğini, onları kopardığını görmedik. Böyle bir şey yapısı vardı, ahlaki vardı. Bazen de geceler tertiplerdik işte bir camide falan, özel gecelerde. Biz işte Kur'an okurduk, zikir çekerdik falan, kendimize has biz programlar yapardık. O ise bakardın hep secdededir namazda. Yani böyle secdeyi çok seven, namazı çok seven bir yapısı vardı. Dediğim gibi okul okumadığı halde bir İslam aliminin yanında alim gibi görünüyordu. Yani İslam alimi olarak gördü etrafta. Ya da okul okumadığı halde bir akademisyen gibi görünüyordu. Bu şekilde kendini yetiştiriyor ve sürekli okuyor, sürekli okumayla da meşgul bir yapısı vardı. Gençlere de onu aşılıyordu. Onu seven yüzlerce genç. Ben yani sayı olarak bilmem ama en az 100 gencin hidayetine vesile olduğunu biliyorum. Onun ötesinde var zaten. Ahmet öyle bir kişiliğe sahipti. Bir diğer özelliği de şehadete aşıktı. Şehadet derken de Hazreti Hüseyin. Hüseyin derdi biterdi. Yani Hazreti Hüseyin aşkı bu kadar bir insanda nakşetmiş olarak az gördüm. Şehadete aşık olduğu gibi Hüseyin'e aşık. Hüseyin'in zulme karşı isyanını, zilleti kabul etmeyişi, erkekliği, yiğitliği, o kadar insanın arasında İslam'ın bayraktarlığını yapması onu çok etkiliyordu. Çünkü onda da o yapı vardı. Ve Hüseyin der biterdi. Hüseyin'le ilgili ilahileri çok severdi. Şehadette giderken de ben öyle duymuştum. Şehit olduğu zaman ya Hüseyin diye feryat ettiğini, bağırdığını diye duyduk. Biz o şehadetine şahit olmadık ama o denli Hüseyin'e aşık bir kişiliği vardı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Ahmet dediğim gibi bir avam bir ailenin içerisinde sofi bir babası vardı. Evliydi. Bizden önce, biz o zaman çok bekarken o çok erken evlenmişti. İki çocuğu vardı. Sonra da önce ev üzerindeydi. Sonra evi ayrıldığında biz onun yanına giderdik. Evini gider kalırdık. Çok isterdi arkadaşlar gelsin. Çocuğu Mert'ti. Biz kendisiyle o zaman askere gittik. Askere gittiğimizde aynı tertip gittik. Yani birlikte gittik geldik. Gelişte mesela benim maddi durumum yoktu. O izin sürecinde. Ailenin de yoktu falan. Bir sıkıntı çekiyordum falan. Ama o anlamıştı. Benimle hep geziyordu. Ve onun vardı o sıra. Onun biraz parası. Yani benimle bana bakıyordu. Ben eksikliklerimi hemen gideriyordu. Bir ihtiyaç olsa yemek şu bu. Çok cömertti. Cömertlikte de zirveydi. Öyle bir yapısı vardı. Hatalara karşı, kusurlara karşı, küfrün şeylerine karşı ise sertti, çok sertti. Yani Ahmet'in o sertlik tarafı da vardı. Yani ne tavizsiz bir yapısı vardı. Bazen kendi arkadaşlarını bile o tavizsizlikte kırabilirdi. Yani niye müsamaha edildi, niye şöyle yapıldı, niye bu taviz verildi gibi. Öyle bir sertlik yapısı da vardı. Şehit, Ahmet şehit gibi yaşadı. Ve şehit oluncaya kadar da bu şekilde şehadete gittim. Yani şimdi askere dedim gittiğinizde aynı tertip gittik. O benden birkaç gün önce gitti. İzne birkaç gün önce geldi. Biz beraber anlaşarak izne gelmiştik. Tezkere birkaç gün önce geldi. Sonra ben de geldiğimde dedi ki tertip. Senden önce askere gittim, senden önce izne geldim, senden önce de tezkere aldım, senden önce şehit olacağım dedi. Ha dedim o zaman orası dur, orada dur. Sen benden önce
Nasıl şey diyorsun? Ben senden önce alacağım. İşte epey yıldır, kaçtır sene, 93'ün Kasım ayında şehit oldu. Şimdiye kadar o şehit olduğu, biz hala duruyoruz yerimizde. Rabbim bizlere de şehadet nasip etsin. Benim evlendiğim birinci günün, ikinci gününde şehit oldu. Yani ben pazar günü evlendim, o pazartesi şehit oldu. Beni yıktı yani. Ve şehadetli sadece beni değil, bütün bir camiayı. Hatta onun üstadı Muhammed Sudan abi, bu fasitler, bu karanlık güçler değil bizi şehit ettiler, elimizi ayağımızı kırdılar. El ayak diye yani, o yapıya el ayağı kırdılar diye hayıflandık. Biz onu cenazesi camideyken gidip özel yanında durdum. Bazen bana takılır böyle şeyler yapar diye, yani nerede şimdi takılacağım adam deyip onu o zaman tek başına kalıp onu hasbihal ettiğimi hatırlıyorum, onu öptüğümü. Ve onu öbür ahiret alemine gönderdik, şehitlerin yanına gönderdik, şehitlerin şeyine. Ve biz onu özlüyoruz, tekrar söyleyeyim, hala özlüyoruz, hala sanki buralardaymış gibi rüyalarımızda görüyoruz. Rabbim onların makamını yüceltsin ve onların yolunda bize imkanlar versin, gençlerimize onların yolunda yürütmeyi ve şehadeti bizlere de nasip etsin diyoruz. Valla Şehit Ahmet'i anlatmak kolay bir şey değil. Tabii daha olsa şehidi anlatmak kolay değil ama bir de bir Şehit Ahmet olunca daha bir zordur. Çünkü hayattayken şehit unvanı alabilmiş biridir. Yani o kadar ki şehadetten bahsediyordu. Hayattayken şehidin unvanı almış. O yüzden üzerine yazılan parçada da o vurgu özellikle dile getirilmiş. Seneyi şehit, Şehit Ahmet diye parçada da o vurgu dile getirilmişti. 1988'de cemaatle tanıştı. Bedir Camisi'nin hemen köşesinde bir manav dükkanında çalışıyordu. Değerli bir ağabeyimizin onunla ilgilenmesi sonucu bu davayla tanıştı. Yani Şehit Ahmet çok hızlı gelişip o hızlılığı sonuna kadar götüren nadide arkadaşlardan biriydi. Genelde hızlı gelişenler biraz zaman içerisinde tökezleyebiliyor, sorun oluşturabiliyor ama Şehit Ahmet sonuna kadar onu şehadetle noktalayabilecek bir sürece götürebilen bir kardeşimizdi. İlkokul terkti. Yani namaki okur yazardı. Ama konuştuğu zaman üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi gibi zannediliyordu. Hatta bir sohbet sırasında, üniversiteli arkadaşların yoğun bulunduğu bir sohbet sırasında o arkadaşlardan biri bana sormuştu, bu arkadaş hangi fakültede okuyor? Biz de dedik ki fakültede okumuyor, hatta ilkokul terktir. İnanmamıştılar üniversiteli arkadaşlar. Yani ilkokul terk bir arkadaş nasıl bu kadar kendini geliştirebilir, nasıl bu kadar güzel bir sohbet verebilir diye hayretlerini dile getirmişlerdi. Çok gerçekten okumaya çok düşkündü. Yani biz oturup böyle tabiri caizse böyle biraz da eğlenme, biraz yarı gülme, yarı eğlenmeyle uğraşırken o kitabı eline alır, kitap okurdu, araştırırdı. Şehitlerle ilgili, şehadetle ilgili şeyleri hemen hemen o zaman mevcut olan bütün kaynakları okumuştu diyebiliriz. Şehadete o kadar düşkündü, o kadar şeydi ki sürekli şehadetten bahsediyordu. Zaten Şehit Ahmet ismini oradan aldı. Hatta sonrasında biz Şehit Ahmet kısmını dağıtıp direkt Şehit diye hitap etmeye başladık. Ahmet kısmını dağıtmıştık. Direkt ona Şehit diye hitap ediyorduk. Şehadeti çok ciddi manada bir etki yarattı bize. Cami çalışmalarının, Diyarbakır'daki cami çalışmalarının en can damarlı elemanlarından biriydi. Hatta şu anki İstasyon Camisi ismiyle bilinen cami, o gidip cami çalışmasını orada başlattığı için orası Şehit Ahmet Camisi'ydi. Şehit Ahmet Camisi olarak biliniyordu. Hangi cami işte Şehit Ahmet Camisi. Niye? Orayı o oturtmuş. Orada çok iyi, kaliteli öğrenciler de yetiştirdi. Çok sayıda insanın hidayetine vesile oldu. Ve çok sayıda insanın hidayet bulduktan sonra dava içerisinde aktif bir şekilde çalışmasına neden oldu. İnsanları çok iyi yönlendirebiliyordu. Gençleri çok güzel kanalize edebiliyordu.
mezarlıkta işte gidip onlarla top oynayıp Mardin Kapı Mezarı'nda onlarla top oynayıp onlarla kültürel dersler yapıyordu. Onlara şehadeti anlatıyordu, onlara mücadeleyi anlatıyordu. Yani hatta biz bile bazen onun o mücadeleyi anlattığı şeklini dinlemek istiyorduk. Çünkü kendine has bir anlatım şekli ve modeli vardı. Gençleri çok etkiliyordu. Sabah namazından sonra yatmıyordu, top, futbol şeyleri düzenliyordu. Gençleri oraya götürüp oradan sonra onlarla ilgileniyordu. Ben çok samimi olmamıza rağmen 6 ay sonra onun evli olduğunu öğrendim. Çünkü biz nerede kalıyorsak o da bizimle beraber kalıyordu. Bir evli, evi var, bir çoluk çocuğu var şeklinde bir şey tavır göstermiyordu. Tamamen dava ve tamamen davaya yönelik hizmeti öne alıyordu. Şehir Ahmet'in en belirgin özelliklerinden bir tanesi de çok sağlam bilgi getirmesiydi. Bir konuda herhangi bir şey sorulduğu zaman Ahmet Ali git bu konuyu öğren gel dendiği zaman o konuda bütün detaylarıyla onu getiriyordu. Değerli bir kardeşimin Muhammed Sudan abi ile ilgili anlattığı bir anısı vardı. Diyordu Muhammed Sudan abi diyordu ben Şehit Ahmet'i niye çok seviyorum? Ben işte şunu şöyle yapın, şöyle yapın dediğim zaman diyor o çıktıktan sonra diyordum ya keşke şunu da söyleseydim. Şunu da söyleseydim dediğim şeyler Şehit Ahmet geldiği zaman söylemediğim halde onları da yaparak gelmiş. Yani dolayısıyla leb demeden leblebi anlayan asıl dava için ne lazımsa onları hepsini toparlayıp getirebilen bir özelliği vardı. Bu özelliği belki bizim içimizde bizden ayıran en önemli, en öne çıkan özelliklerinden bir tanesiydi. Çok cesurdu. Mücadeleyi çok seven bir insandı. Hatta askere gidip izne geldiği zaman mücadele biraz daha şiddetlendiği için askere gitmek istemedi. Kalmak istedi. Bu konuda çok da çaba gösterdi. İşte ben de kalayım. Ben bu mücadele ortamını bırakıp nasıl askere gideceğim diye söyleyince Mehmet Sudan abinin onu ikna etmesiyle onu askere gönderdi. Allah-u Teala her insana farklı bir yön veriyor. Şehit Ahmet'e de askerde de bir nimet vermişti. Nasıl bir nimet vermişti? Kıbrıs'ta yaptı askerliğini. Çok iyi bir yere düştü. Mescitte insanlara tebliğ ediyordu. Mescitte imamlık yapıyordu. Hatta komutana fizilal takımı aldırtıp orada fizilali bitirebilme imkanına sahip olmuştu. Öylesine yaşadı. Çok cömertti. Hiç unutmam bir arkadaş ona eski bir yani ikinci el bir çamaşır makinesi vermişti. Evine götüreceğine bana getirmişti. Ona vermişti. Evine götürmedi. Onun çocukları vardı. Belki onun daha fazla ihtiyacı vardı. Ama getirip bana verdi. Yani hani kendisi muhtaçken veren sahabeleri anlatıyoruz. Belki bu noktada Şehit Ahmet de kendisi muhtaç olduğu halde verebilecek derecede bir kardeşimizdi. Hani kelimelerle onu anlatmak belki çok da kifayet etmiyor. Ama altını çizebileceğimiz yönleri bunlardı. İbadetlerine çok düşkündü. Belki başka kardeşlerimiz de bunu dile getirmişlerdir. Yani namaz kıldığı zaman bu dünyadan gerçekten ayrılmış gibiydi. Dışarıdan bakan bir adam onun o anda orada olmadığını bilirdi. Yani dışarıdan onun namaz kılışını izleyen bir insanın çok farklı bir halet-i ruhiyede olduğunu fark edebiliyordu. Dışarıda bakan bir insan bile fark edebiliyordu. Benzin sararıyordu. Dış dünyayla bütün ilişkisini kesiyordu. Askerden yeni geldiği dönemde mücadelenin şekillenmesinden dolayı hangi grup tarafından şehit edileceğini söyledi. Hatta biz orada kalabalık bir topluluktuk. Orada kendisi aynen şu cümleyi söyledi. Göreceksiniz beni o falankesler şehit edecek şeklinde adres verdi. Benim şehadetim onların elinden olacak diye adres verdi. Hakikaten onu da bildi. Çünkü kimi rahatsız ettiğine, kimi zor duruma soktuğunu kendisi de biliyordu. Ve 1993'te 22 Kasım günü karanlık güçlerce şehit edildi. Şehadeti çok üzdü bizi ama dedim ya ortam çok farklı bir ortam, zaman çok farklı bir zaman. Ben o kadar seviyor olmama rağmen 9 gün sonra akşam namazından sonra kabrini gidip ziyaret edebilme imkanı bulabildik. Çünkü etrafta çok değişik insanlar vardı, polisin bir takım şeyleri vardı. Gidip göremedik bile. Şehadet anını göremedik. Şehitken onu öpemedik. Kabrini ziyaret edemedik. Allah-u Teala bize de öyle bir ibadet anlayışı ve şehadet arzusu nasip etsin. Karanlık güçler tarafından dedik ya bir Diyarbakır'da Lefkoşa Caddesi dediğimiz bir kısım vardı. Onunla bir arkadaş orada yürürken bunlar dönüp ateş ediyorlar.
Karşı tarafta ateş etmeye devam ediyor. Karşı taraf 4 ya da 5 kişidirler. Ve ilk gelen mermilerden bir tanesiyle yere düşüyor. Ve ateş ede ede üzerine geliyorlar. En son üzerinde de iki el ateş edip o şekilde onu şehit ediyorlar. Şehit olduğu gün Diyarbakır'da yaklaşık 10'a yakın çok ciddi olay olmuştu. Çok ciddi olaylar olmuştu. Belki Diyarbakır'ın o gün için diyebilirim en yoğun olay günlerinden bir tanesiydi onun şehit olduğu gün. Çok büyük bir kayıptı bizim için.